Merhaba cici kuşlar. Cici kuşlar, siz evet ayrıca bir kuşsunuz. Tabiatta ne kadar sevimli hayvan varsa sizler onlara benziyorsunuz çocuklar. Kah tavşan oluyorsunuz, kah ördek, kah kuş, kah civciv, değil mi? Hayvanların hepsi tatlı, hepsi özel, hepsi özel yaratılmış. Hepsini sevmek lazım. Bu arada hayvan deyince aklıma geldi. Havalar çok sıcak biliyorsunuz. Sokakta yaşayan dostlarımız yani kedi ve köpekler susuz kalıyorlar. En fazla 3 gün dayanabiliyorlar susuzluğa ve ne yazık ölüyorlar susuzluktan. Çocuklar lütfen evdeki boş kaplarınıza annelerinizin yardımıyla ya da abi ablalarınızın yardımıyla su doldurun ve sokakta uygun köşelere bırakın ki sokaktaki dostlarımız susuzluktan bir çare kalmasın, ölmesinler. Tamam mı çocuklar? Tamam. O zaman güzel bir ödülü hak ettiniz. Tarla Faresi ile Şehir Faresi isimli masalımız bu akşam sizlerin uykuya dalmasına yardımcı olacak. Merak mı ediyorsunuz? Tamam. Başlayayım o zaman. Tarla Faresi ile Şehir Faresi. Şehirde yaşayan bir fare yaz tatilinde köyde yaşayan yeğenini ziyarete gitti. Yemekleri inşallah beğenirsin sevgili yeğenim. Sana biraz darı, birazcık buğday, birkaç tane de meşe palamudu hazırladım dedi tarla faresi. Daha iyi bir şeyin yok muydu diye sordu şehir faresi küçümseyerek. Tatlı olarak da birkaç dağ çileğini senin için saklamıştım dedi tarla faresi. Senin bu yaşadığın hayat değil be dostum dedi şehir faresi. Senin hiç şehir görmediğin belli. Şehir faresi şehrin güzelliklerini anlattıktan sonra yeğenini kendini ziyaret etmeye ikna etti. Beraberce valizlerini hazırladılar. Sonra da büyük ve kalabalık şehrin yolunu tuttular. Fakat burada ağaç yok ki, bitki de yok. Ne yemek yiyeceğiz biz? Diye sordu tarla faresi endişeyle. Bekle göreceksin diye cevap verdi yeğeni. Nihayet muhteşem görünüşlü lüks bir eve geldiler. Küçük bir delikten şehir faresinin yuvasına girdiler. Bir süre sabırla evin sahiplerinin yemeklerini bitirmesini beklediler. Sonra doğru mutfağa girdiler. ''İşte şimdi kendimize krallara layık bir ziyafet çekebiliriz sevgili yeğenim.'' dedi şehir faresi kibirli kibirli. Hemen yemek masasının başına üşüştüler. Tarla faresi daha önce hiç görmediği yemeklere hayran hayran baka kaldı. Tıka basa karnını doyurdu. Doğrusu bu ziyafetten pek de memnun kaldı. Bizim fareler tatlılarını yemek üzereyken uzun bıyıklı iri bir kedi mutfak kapısından hızla içeri daldı. Kedi kocaman pençelerini havaya kaldırmış, farelerin ensesine tam indirmek üzereydi. Fareler çil yavrusu gibi etrafa kaçıştılar, canlarını zor kurtardılar. Güvenli bir delik bulup sığındılar. Tarla faresinin gözleri hala korkudan yuvalarından fırlayacak gibiydi. ''Ah benim zavallı yeğenim'' dedi. ''Burada her an canından olma korkusuyla yaşamak ne kadar da zor. Köyde belki bu kadar güzel yiyecekler yiyemiyorum ama hiç olmazsa huzur içinde yaşayabiliyorum. Kedinin pençelerini düşünüp acı çekeceğime ben köyüme geri dönüyorum. Kusura bakma'' demiş ve çantasını alıp köyüne geri dönmüş. Evet çocuklar, huzurla yiyebileceğiniz birkaç lokma, korkuyla yiyeceğiniz birkaç tabaktan daha kıymetlidir. Hayattaki önemli şeylerden bir tanesi de huzurdur, güven duygusu içinde yaşamaktır değil mi? O yüzden bunların kıymetini bilmek lazım. Ve geç olmadan fazla annelerimizle bağırtmadan yataklarımıza gitmenin zamanı geldi. Yeni pijamalar mı aldınız Cenk? Öyle mi? Oo çok güzel, güle güle giy o zaman yeni pijamalarını. O zaman giy hadi, seni bekliyordur pijamaların. Güzel mis kokulu, nane kokulu macunla dişlerini fırçaladıktan sonra mı değil mi? Ve diğer tüm kardeşlerin tabii. Evet, karakter olun katkılarıyla hazırlanan uykudan önce bu akşam da son buldu çocuklar. Tekrar görüşeceğiz. Çok güzel bir masalla değil mi? Hadi bakalım şimdi yataklara. Hoşça kalın.